Selam dostlarım kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün size söz verdiğim gibi yatırımsız nasıl ayda 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar kazanabileceğiz videoyu anlatmaya geldim. Tabii ki de bu emek vermen olmuyor arkadaşlar. Yani yatırımsız dediysek para yatırmadan yapabiliyorsunuz. Ama tabii ki de işin içinde emek olması gerekiyor arkadaşlar. Ve ben NFT'lerden öncelikle nasıl para kazanacağız anlatacağım. Sonraki videolarda da yavaş yavaş play turn'lere gireceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş biraz sizlere anlatacağım. NFT'lerden para kazanmak şöyle oluyor arkadaşlar. Şimdi NFT dediğimiz şeyler aslında arkadaşlar bazılarına göre bir resim olabilir ama bu Bunlar bir resim değil arkadaşlar bunların dijital bir resim gibi düşünün ve işlevleri olan bir resim gibi. Yani şöyle düşünün mesela bir tane atıyorum pokemon kartı alıyorsunuz oyun kartı ve bunun bir işlevi var gibi düşünüyorsunuz. Mesela atıyorsunuz içinden Pikachu çıkıyor gibi. Burada ne tür işlemler oluyor? Başka NFT'lerde özel etkiler dağıtıyorlar gibi. Terimleri şu an kullanmıyorum çünkü terimleri bilmiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar nasıl ücretsiz para kazanırız onu öğreteceğim öncelikle. Öncelikle bize ihtiyacımız olan şey bir tane Phantom Wallet arkadaşlar. Phantom Wallet dediğimiz şey Solana ağının kullanıldığı bir wallet arkadaşlar cüzdan. Ve bu cüzdanı arkadaşlar içine erişebilirlerse insanlar her şeyinizi soyabilirler. O yüzden dikkatli korumanız gerekiyor. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Şimdi gizli sekmeni açıyorum. Phantom Wallet diyorum arkadaşlar. İlk ihtiyacımız olan şeyi sizlere anlatıyorum. Phantom açmak çok kolay arkadaşlar. Giriyorsunuz, uygulamayı indiriyorsunuz. Buradan davlant diyorsunuz, kuruyorsunuz tarayıcınıza. Tarayıcınıza mesela Chrome için, Brave için, Firefox için, Edge için. Benim Chrome'da var zaten. Yani burada gözükmüyor ama. Arkadaşlar size 12 hanelik bir kod veriyor. Ve 12 hanelik kodu bir yere yazmanızı isteyecek arkadaşlar. 12 hanelik kodunuzu bir yere yazıyorsunuz. Neden derseniz 12 hanelik kod arkadaşlar bilen herkes şifreyi otomatik oluşturuyor. 12 haneye girdiğiniz an diyor ki size yeni şifre ne olsun. Yani 12 hanelik kodu bir yere yazmanız lazım kaybederseniz siz de phantom vaultınıza giremezsiniz şifreyle de giriş yaparken kullanıyorsunuz ve böyle bir yer açılıyor arkadaşlar. Burada Solana A olduğu için ana para birimimiz Solana gibi düşünün. Ha yani Türkiye'de nasıl TL ise, Amerika'da atıyorum Amerikan Doları ise burada da Solana gibi düşünebilirsiniz. Buraya kadar okeydir. Herkes pantumcuzdan oluşturmuştur. Giripte. E 12 haneli kodu unuttuysanız bile, içine para atmadıysanız bir daha alabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama bir yere yazın, bilgisayarınızda veya telefonunuzda tutmak yerine bir kağıtta tutmanızı öneriyorum arkadaşlar. Şimdi bunu aldınız arkadaşlar. NFT'lerden nasıl para kazanılır? Şimdi bu biraz uzun bir yöntem olacak ama arkadaşlar NFT'lerden para kazanmak için white listeden bir sistemimiz var arkadaşlar. White list dediğimiz şey nedir? Beyaz listedir arkadaşlar. Beyaz liste dediğimiz şey ise nedir? NFT'lerin belli bir saplayı oluyor. Mesela atıyorum 5000 tane NFT oluyor. Supply dediğimiz sayı. 5000 taneyi alabilmek için yani mintleyebilme kavramı. Mintleyebilmek için arkadaşlar ne gerekir? Mint'i önce açıklayayım. Bir NFT mintlemek nedir arkadaşlar? Düşünün 5000 tane NFT'den rastgele birini satın almak gibi düşünebilirsiniz. Hani mint tuşuna bastığınız zaman o NFT'lerden birini rastgele olarak size veriyor arkadaşlar. Böyle düşünebilirsiniz ve mint yapmak için bazı projelerde whitelist'e ihtiyacınız var. Whitelist olmadan mint diyemiyorsunuz. Ha, iki türlü satış oluyor. Public sale ve whitelist sale oluyor. Whitelist sale arkadaşlar kesin garanti alıyor çoğu projede ama public sale'a kaldı mı işler bozuşuyor çünkü botlardan çekemiyorsunuz. O yüzden burada whitelist denilen önemli bir rolümüz var arkadaşlar. Bu rolü nasıl alıyoruz? Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın ben birçok Discord'da varım. Şimdi sizlere ekrana vereceğim. Biraz karışık olabilir ama zamanla öğrendikçe anlayacaksınız. Daha detaylı aylı kazanmanın mesela atıyorum Asimo X de varım. Asimo bakın hello yazıyorum chat'e. Bakalım üstüme geliyorum. Bende whitelist var. Whitelist almışım. Bu whitelist'i nasıl alabilirim? Bu whitelist'i arkadaşlar chat'te aktif olarak alabilirim. Veya çekilişlere katılarak alabilirim. Veya herhangi bir NFT elimde tuttuğum için o NFT projesi bana whitelist vermiş olabilir. Bunun birçok yolu var. Ama genelde sunucularda baktığınızda burada görebilecek miyim bilmiyorum ama how to whitelist yeri olur. Biraz da İngilizce bilmeniz gerekiyor ama arkadaşlar çeviriyle de halledersiniz. Diye düşünün. Mesela var mı bakayım öyle bir sunucu how to whitelist yeri olan? Burada olması lazım ama çok oda olduğu için bulabilecek miyim? Ben bulmaya çalışayım sizlere. Buralara hemen bakalım. Bu benim whitelist aldığım yerler. Stone Etchima mesela arkadaşlar. Buradan whitelist almak için ben kaç tane mesela atmışım size göstereyim. Chat aktif olmanızı istiyor bazıları. Bazıları yarışmalara katılmanızı istiyor ama burası sıfırlandığı için galiba gözükmüyor. Benim burada çok fazla en az 700 tane mesajım vardı arkadaşlar. Ya bu out of whitelist odaları şu an niye gözükmüyor? Çünkü bu projeye artık whitelist alımı geçti. Ben bunları sonradan not aldım. Sonradan not aldığım için sıkıntı oluyor. Sonradan not aldığım için gibi gözükmeyen buralarda anlatıyorlar mesela nasıl whitelist alacağınız burada İngilizce bir şekilde yazabiliyor. Buralardan arkadaşlar gidip whitelist alıyoruz. Mesela bakın bir tane buldum abi bir whitelist odası nasıl alıyoruz diyor. On level on invite yapabilirsiniz diyor veya farklı yolları var diyor ve proje hakkında en üstte bilgiler veriyor. Mesela ne diyor projenin? OG'ler dediğimiz şey whitelist'in bir üstü oluyor arkadaşlar. OG'ler 1.8 sole mintler diyor. Mint demenin ne olduğunu anlatmıştım. Normalde de mint fiyatı 2 sol diyor. Sol'ün tanesi de şu an 100 dolar arkadaşlar. Ama siz mint demek zorunda değilsiniz. Şimdi bunun da çoğu kişinin bilmediği yöntemini anlatacağım artık. Gidip de bir projeden whitelist aldınız. Okey aldınız. Ne yapacaksınız? Burada whitelistlere özel kanallar açılıyor. Buradan ya whiteliste özel kanalınıza cüzdan atmanızı istiyor. Genelde artık bu kullanılmıyor. Cüzdan atma bazen burada bir whitelist submit wallet kısmı açılıyor. Oraya neyi atıyorsunuz arkadaşlar? Bantım walletınızı atıyorsunuz. Yani şuradaki adresinizi atıyorsunuz. Buraya token gelsin diye veya sizin cüzdanınızı entegre etsinler diye. Ama artık kullanılan bir sistem var arkadaşlar. Mercury Blocksmith diye bir site var arkadaşlar. Mercury Blocksmith diye. Buraya cüzdanınızı ve Discord'unuzu aynı anda bağladığınız zaman burada tüm içinde olduğunuz projeler gözüküyor. Tabii ki de projeler bunu kullanıyorsa. Mesela bakın bunlar benim whitelist obtain denilen şeylerden ben whitelist'imi entegre etmişim. Mesela ama burada etmediğim bir şey var. Bakayım içeriden whitelist almış. Aa bak içeride whitelist'im var. Ne diyor? Mesela whitelist için verify yapabilirsin diyor. Hemen basıyorum arkadaşlar. Whitelist'imi verify ediyorum. Bunu yapmam ne sağlıyor arkadaşlar? Bana mint zamanı. Projeler iki türlü mint yapıyor. Ya cüzdanınızı sizin cüzdanınıza entegre ediyorlar. Ya da cüzdanınıza token atıyorlar. Cüzdanınıza token atarlarsa eğer. Ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Famous Fox sitesine wallet'ınızı bağlayarak ben ikinci wallet'ımı kullanıyorum. Neden ikinci wallet'ımı kullanıyorum? Birinci wallet'ta paralarımı tuttuğum yer. ikinci wallet'ta paralarımı aktarıp harcamalarımı yaptığım yer gibi düşünebilirsiniz. Bunları da anlatırım sizlere. Buradan arkadaşlar girip elinizdeki tokenleri satabiliyorsunuz. Mesela benim elimde mesela burada tokenler var fiyatları yazıyor. Mesela bundan 4 gün önce 2 tane token sattım. 2 tane tokenin 4 gün demeyeyim 1 hafta önce toplam 3 token sattım. 3 tane tokenin fiyatı 4.6 sol ediyor. Yani 4.6 solün fiyatına baktığımız zaman da yani sadece bir haftada ne kadar kazanmışım onları size göstereyim. Yani benim daha çok kazanan arkadaşlarım var. Ben çok uğraşmıyorum. Geldi play turn uğraşıyorum. 473 dolar kadar bir fiyat kazanmışım. Yani bu da nedir arkadaşlar? Dolar çeviriye geldiğimizde 7000 lira para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu tabii ki de hemen projeye girdim, whitelist aldım, yarın açıklanacak değil. Bazen Mart ayında aldığınız bir proje Nisan ayında çıkabiliyor. E bazen de token dağıtmayabilir. Token dağıtmazsa proje ne yapacaksınız? Ya mint diyeceksiniz ya da araya gidecek ama token dağıtırsa buradan satabilirsiniz. Mesela bu ne kadar ediyor 0,02 falan bunlar düşük ediyor. Ama şöyle diyeyim bakın burada son satılanlara bakarsanız burada pahalı eden tokenler de var. Adam 1.3'e, 1.39'a, 0.29'a, 1.2, 1.4'e e satmış. Buradan nasıl görüntüleyeceksiniz? Fantp cüzdanınıza bir şey geldiğinde buradan arkadaşlar görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda nasıl katılabilirsiniz? Hani ben daha kolay whitelist almak istiyorum diyorsanız eğer böyle bir şey diyorsanız arkadaşlar burada bizim Discord'umuzda çekiliş odaları var. Çekiş 1, çekiş 2, çekiş 3 odasında bütün projelerden whitelist atıyoruz. Mesela çekiş 1'de şu an aktif var mı? Evet. 2 saat sonra bitecek diyor. Tabi bu video yayınlandığında bitmiş olabilir ama her gün buralara çekiş paylaşıyoruz. Buralarda simgelere tıklayıp katılabilirsiniz. Veya FCFS çekiş yapıyoruz arkadaşlar. Bu da ilk girenin bizim komüniteye mesela ne diyoruz? Buraya girip BB Prof kanalına verify BB yani BB olarak geçiyor. Berkay Belkis olarak. E bizden geldiğini kanıtlayan kişilere veya işte şartları neyse onu atan kişiler direkt whitelist alıyor. Bakın burada burada en üstte atanların hepsi gördüğünüz gibi bakın. Whitelist. Whitelist almış. Bu adamlar belki de free'den bir sol 100 dolar kazanacaklar. Tabii ki de bunun bir garantisi yok. Ama dediğim gibi birçok projeden böyle kovalayıp whitelist alabilirseniz kazanırsınız diyebilirim. Bizim Discord'a gelip bunları takip edebilir, yapabilirsiniz. Aynı zamanda da şöyle bir şey var. Aynı zamanda burada satarken de belli bir fee, Solana fee'si isteyebilir sizden. Yani 1 dolar bile değil, 1 sent bile değil. Buraya da belli çok az bir miktar solağına atmanız gerekir. Onu da Binance'dan atabilirsiniz Binance'ınız varsa. Ve onu da zaten internette çok kolay videoları var. Binance'a girip atabilirsiniz veya ben size aynı şekilde buradan göstereyim. Binance'a para atmayı zaten biliyorsanız Binance'dan nasıl atıldığında hemen sizlere kısaca anlatayım dostlar. Evet arkadaşlar şimdi Binance'a geldim size için Türkçe olarak anlatacağım. Şu an içinde para yok paraların hepsi çekmiştim. Spot cüzdanı diyoruz cüzdandan sağ üstten. Biraz sesim kötü hastaydım kusura bakmayın. Spot cüzdanı dedikten sonra arkadaşlar buradan atacağımız coin'in Solana olduğunu biliyoruz ve Solana satın almamız gerekiyor. Ve Solana yatırma ve çekme var arkadaşlar. Solana mesela yatırmaya gelirsek arkadaşlar buradan A olarak Solana'ya atacağımız için Solana seçiyoruz. Buraya yatırma yeri. Buraya nasıl yatırıyoruz Phantom Wallet'ımızdan para. Phantom Wallet'ımıza geliyoruz arkadaşlar. Paramız varsa fantım Mesela buraya basıyoruz solağına ya. Gönder diyoruz. Nereye? Buradaki adrese. Ne kadar? Şu kadar. Burada hemen 11 dolarlık solu buraya gönderebiliyorsun. Peki buradan atmaya kalkarsak arkadaşlar ne diyeceğiz? Buradan atmaya kalkarsak da sol anımızı sol diyeceğiz arkadaşlar. Sol anı diyeceğiz çekme diyeceğiz. Çekme dediğimiz zaman daha yeni girdiğim için çekim işte askıya alındı diyor. Bir dakika sonra açılacak diyor. Hemen yeni girdikten sonra 2 dakika bir süre veriyor. 2 dakika bekleyeceğiz ama buranın mantığı da çok kolay. Hemen şöyle kısaca anlatayım size. Wallet'ımızı arkadaşlar diyelim ben wallet 1'e sol atacağım. Bu arada yeni wallet'ı nasıl açıyorsunuz arkadaşlar? Add Connect Wallet diyerek açabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar wallet açabilirsiniz. Bu da size kalmış. Ben bilmediğim sitelere sol olan wallet'ımı bağlamıyorum ki arkadaşlar çok dolandırıcı var. Onlara da dolandırılmamaya dikkat etmeniz lazım. Şimdi mesela içeri 1 dolarlık solan atacağım arkadaşlar. Tabi belli bir miktar var. En düşük belli bir miktar atıyor. Minimum 0.004 atılıyor. Bu da çok düşük bir miktar zaten. Buradaki wallet'ı kopyaladık. Wallet birimiz mesela. Hemen bir F5 atalım. Bir dakikamız geçmiştir diye düşünüyorum. Evet. Hala geçmemiş arkadaşlar. Dolandırılmamaya da dikkat edin. Kimsenin özelden attığı linklere tıklamayın arkadaşlar. Bütün dolandırıcılar özelden link atacaktır. Bana sürekli özelden linkler geliyor ama hiçbirine tıklamayın arkadaşlar. Sorunuz olursa Discord'a gelip sormayı unutmayın. Bunlar önemli Arkadaşlar istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Herkes size yardımcı olup cevaplayacaktır ama sorularınızı sormaktan çekinmeyin açıkçası gelin sorabilirsiniz diyeceğim ve şöyle bir şey de var hemen gelmiştir diye düşünüyorum adresi buraya girdik a ne seçiyoruz arkadaşlar sol ana biraz yoğunmuş ama yavaş aktarırsa da aktarır buraya da diyelim bir sol diyoruz hesabınızda varsa 0.0001 bir kesinti yapıyor bir solu çekme dediğiniz zaman arkadaşlar buradaki solu a4 ile bir biten adresinize yollayacaktır adresinizi tam doğrulayıp yollayabilirsiniz çok azıcık da olsa yani sol anayı da binance'dan alıp böylece de yollayabiliyorsunuz Famous'ta da tokeninizi sonra gelip satabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi Famous'ta token satma olayını da anlattım. Hani NFT'den aldığınız tokeni Famous'ta rahat bir şekilde satabiliyorsunuz. Token gelmezse ne yapıyorsunuz? Ya mint diyeceksiniz. Mint de neye göre yapıyoruz arkadaşlar? Projenin mint saatinde. helal her projenin mesela mint saati oluyor. Bugün hangi proje var mesela? Bugün bu arada yayında aynı zamanda şimdi anlatacağım projenin arkadaşlar iki tane whitelist vereceğim. Hemen ekrana verim projeyi Evet arkadaşlar Otur Site projesinden bugün iki tane de bedava NFT vereceğim. Yani 1.6 sol 2400 TL değerinde çekişimiz olacak bugün yayında. Yayına da hepinizi bekliyorum akşam. Akşam hepiniz gelebilirsiniz arkadaşlar. Diyorum burada da akşam iki tane NFT çekişimiz olacak. Katılabilirsiniz Twitch adresimize. Mesela bu projede de arkadaşlar atıyorum token dağıtıldı. Tokenlerini istersek mesela Famous'tan satabiliriz. İstersek de Mint diyebiliriz. Burada mesela her şeyi yazar arkadaşlar. Enasmut'ta yazarlar. Duyuru kısmıdır Enesmut mesela sale'ın kaçta olacağını mesela bakın min tarihi yazıyor 12'sinde Public price, yazıyor. Public dediğimiz şey herkese açık. Price 0.9 sol olacakmış. White listlere 0.8 sol olacakmış. 5000 tane yani 4999 tane NFT olacakmış. Ve 1500 tane white list alımı yapmışlar gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Her bilgi de Discord'larda yazar. Yavaş yavaş işine girip öğrenebilirsiniz. Burada arkadaşlar NFT'lerin çoğunu alıp sattığımız yer. Neresidir? Magic Adındır arkadaşlar. Magic Adın en ünlü derden bir tanesidir. Solana Art'la birlikte. Mesela burada ne oluyor arkadaşlar? Megi çatında benim mesela NFT'lerim burada gözüküyor. NFT'lerin floor'ları gözüküyor. Mesela sonra Rarity Floor. Floor ne demek arkadaşlar? Bu NFT en düşük 3.92 sola satılıyor. Ve bunların Rarity'lerini gördüğümüz yer var. Şimdi şöyle bir şey düşünün. NFT'ler neye göre alınıyor? Neye göre satılıyor? NFT'yi aldık arkadaşlar. NFT'yi neye göre satacağız? NFT'nin her birinin sıralaması var. Mesela 5000 tane NFT varsa 5000'e kadar NFT'ler sıralanıyor. Ve bu sıralamalara göre NFT'yi değerli oluyor. Mesela rank 1 olan 50 sol oluyorken 5000. olan 1 sol olabiliyor gibi düşün. Hani ne nasıl değerliyse hani rankın değeri en iyi NFT, ikinci NFT, üçüncü NFT gibi. Bunlar da sıralanıyor. Bunlar da nerede sıralanıyor arkadaşlar? Hemen siteye gireyim göstereyim sizlere. Son Rarity dediğimiz bir site var. Zaten bunun NFT'sinde oldu. Burada Rarity çekir var. Bakın herkes NFT aratıyor. Ne diyor mesela adam? Ünlem Rarity Collection diyor. Collection'da da Imperial Tiger Club'mış. Adamın kodu da 1893. Aratmış. Adama kamın bir şey çıkmış. Cam'ın en kötüsü arkadaşlar. Sonra ankamın sonra Legendary, sonra Legendary diye pardon Rare. sonra Epic, sonra Legendary, sonra Mythic diye gidiyor. Burada mesela aratarak mesela, mesela adam Mythic çıkarmış rank 9. 5000 NFT'den adamda rank 9 var. Gerçekten değerli ve iyi para edebilecek bir şey. NFT'leri de böyle değerlendirip de satabiliyorsunuz. E, NFT'leriniz en kötüsü ise floor fiyatından satabilirsiniz. Veya floor'un artmasını bekleyesiniz. Floor'da nasıl artar? Projenin çalışmasına bağlılar. Proje ne yapar mesela? Proje kendini geliştirmeye yöneliktir. Başka projelerle anlaşma yapar. Size başka projelerden whitelist dağıtır ise o zaman ne yapar arkadaşlar proje? Biraz floor'u yükselmeye başlar. İnsanlar hani burada iş var. Buraya gidelim derler arkadaşlar gibi. Şimdilik bedava para kazanma biraz para karışık gelmiş olabilir arkadaşlar size ama gerçekten aslında zor değil ve oyunlarla ilgili bedava oynayıp para kazanabileceğiniz oyunları da çekeceğim. Videoya bir like bir yorum atmayı unutmayın. Sorularınızı da detaylı sorabilirsiniz. ama arkadaşlar biraz daha araştırın derim bu buraya girmeden. Ama ben yeterince anlattım. Buradan da istediğiniz NFT projeyi aratabilirsiniz. Mesela Degats var arkadaşlar. Şu an floor arkadaşlar 173 sol. Yani bir tane Degats'ınız olsa arkadaşlar kaç bin dolarınız oluyor ben size söyleyeyim. 17.848 dolarınız olacaktı. Zamanında 1.5-2 sol aldılar Degats. Öyle düşün. Öyle bir yerden bahsediyorum size. Öyle bir para kazanma kaynağından bahsediyorum. Tabii ki de yatırımsız da başta bir bakiye ile Famous Fox'ta token satarak da para kazanabileceğiniz bir yerden bahsediyorum dostlarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup bildirimlerden tüm <laughs> açıp videoyu like ve yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Seviliyorsunuz kendinize iyi bakın. Bay bay.